geliyor, kurt geliyor. Amerikan dedektif. Geçelim abi videoya. Aa, direncem mi o soldaki? Aynen, direncem. Cibilliyor burada. Samet'in şapkasını takmış. Kafede 2 saat yere bakmaktan iyidir. Tövbe estağfurullah. Biz sikimi de unutun lan. Efe 44-58 5'te geç. Abi kız var, bir date ayarlamış. Ayarlar mısın? Aşım inanın. Benim inanın. 18 ayının hatırıma. Ya kanka ben nasıl ayarlayayım? Gözünü seveyim ya. Abi Erhan'ın doğum günü kutlarken Yusuf'u unuttum. Yusuf'un annesine selam yollar mısın? Seviliyorsun, iyi yayınlar. Ne alaka ya? Aleyküm selam. Roaxius 24. ayını kutlamış. 2 sene mi demiş? 2. Roaxius hoş geldin. 2. senemiz kutlu olsun. Türk dedektif, uluslararası dedektif. Beni tutuklayıp götürebiliyor musun? Kesinlikle. Hocam doğru mu bu bilgi? Bence yanlış. Kim yalan söylüyor? Bu adam dedektif abi. Evet gerçekten. Abi. Şöyle yaptın, sen de böyle yaptın. Vallahi görmedim. Adamın mesela cinsel seks yaptığını o zaman nasıl anlayacak? Cinsel seks ne demek ya? Sen şu an bir dedektiflik de yaptın yani orada kendine. Dedektif. Türkiye'nin en az kazandıran, hatta hiç kazandırmayan yarışma programı Hangisi Gerçeğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz Kemal Bey. Korkundan da Allah razı olsun. Buraya Instagram'larımızı koyuyor. Sağ olsun. Yani 3 kişi gelmez mi amına koyayım ya? Ya 3-4 kişi takip etmez mi amına koyayım ya? Allah razı olsun. Gerçeğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz Kemal Bey. Nasıl bu sefer doğru yazmış? Geçen seferlerde yanlış mı yazıyordu benim Instagram? He? Dikkat etmedim. Cevap versene oğlum, bir şey attık gittin oradan kaçtın. Çağrı sen adam gibi soru. Artı 9 Raptor mu daha iyi? Artı 6 FPS set mi? Oğlum sen... Kafan güzel herhalde. Artı 9 Raptor'u kim bulmuş amına koyayım da? Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Vallahi iyiyiz, keyifliyiz. Bakalım bugün neyi bilmeye çalışacağız. Heyecanlıyız bakalım. Bayağı da oldu çekmeyeli. Evet, bayağı oldu hocam. 4 ay mı oldu? Biz bayağı her yerde bu konumuna giriyor. Biz 4 aydır görüşmüyor muyuz onu satayım ben ya? Ben diyeceğim, tamam. Belki Nuri anlayamadım. Her yerde bu kombini mi giyiyor? Evet. Bir şey diyeceğim. Bu adam yeni BMW yaptı, çok güzel sattı. Şimdi Ferrari bakıyormuş. Sen ne bakıyorsun? Ben hiçbir şey bakmıyorum ya ben. Bu videoda bu mu konuşulacak yine? Arabalar, ayakkabılar, kombinler. Her videonun altında ana avrat küfür yemekten şey... bıktım artık. Ama sen de her videoyu 100 bin lirayla geliyorsun üstünde. Ama bu da yaşam tarzı. Oturun da. Çağrı Bey siz hoş geldiniz. Siz hoş Ferrari buldum. Alıyor musunuz? Yok, Ferrari almıyorum ben. Hyundai'ye biniyorum ben. Çok mutluyum, memnunum. Tucson. Efendim bu bölümümüz 5 tane yine konuğumuz var. İçlerinden bir tanesi gerçek dedektif. Diğerleri de dedektif olduğunu iddia eden 4 şahıs hocam. Alalım mı dedektif adaylarımızı? Alalım. Dedektiflerimiz geliyor. Merhaba, ben Ufuk Can. Ben gerçek dedektifim. Merhaba, ben Saner. Ben gerçek dedektifim. Bir şey söyleyeceğim. Siz izlediniz mi? Buradan Discord'dan videoyu izleyen var mı? Yok, ben de izlemedim. Yağmur, bu dedektifleri gördükten sonra bir tahminde bulun. Merhaba, tamam. Ben Egemen. Ben gerçek dedektifim. Merhaba, ben Saim Can. Ben gerçek dedektifim. Merhaba, ben Berk. Ben gerçek dedektifim. Allah Allah. Benim galiba dedektif. Bu ne abi? Evet benim... Yağmur, tahminini alayım. Bunu bilirsen orada sana bir tane BMW X3. Berk. Berk. Nesin sen? Bilirsen sana 8 tane alman. Egemen. Ya çağır. Benim gördüğüm hani 4 dedektif bir seri katil görüyorum ya. Yağmur sen kim demiştin? Berk. 4 ay çalışılmış gibi geldi bana. Bizim yani prodüksiyon çalışmış yine gerçekten. Dış görünüşe göre bir yorum alalım abi senden. Ne diyorsun yani bir genel yorumda? Abi şöyle, Egemen öğrenci duruyor. Egemen çok öğrenci ya. Ufukcan LoL oyuncusu veya Valorant player gibi geldi bana. Ben kalan bu üçlüden çok korkuyorum. Arkada Saner var. Saner'in duruşu gergin, sinirli duruyor. Saner'de şöyle bir şey de var. Çok dedektif vibe'ını veriyor çünkü o Holt mantomu dedi hocam. Ama onu da sanki dedektif olsun diye giydirmiş.
vermişler gibi. Sayım Can dedektif bence olamaz. Sayım Can ismiyle dedektif olunamaz bence. Dedektif bu adam. Profesyonel düşünmüş İsimler olabilir. İsimler herkesin gerçek ismi değil mi? Belki de bir yalana inandırıyoruz sizi. Hayır ya, isimde de fake atılmıyor. Çünkü bu arada arkadaşlar, bizim prodüksiyon ekibi her türlü katakulli olsun ve işimizi zorlaştırmak için önceden arkadaşlarla çalışıyor. Ona göre herkes yalan cevap veriyor. Hep bizi yalana sürüklüyorlar. Berk'te bir şey var. Berk'in ayakkabısına bakar mısın? Berk'in ayakkabısı kösele. Pantolonu pantolon. Kemeri yukarıda böyle biraz da. Berk'te bir memur vibe'ı var. Kim, saate bakar mısın bir saate? Ancak bir dedektif yani böyle bir saat takar gibi geliyor. Hani ben dedektif olsam yarın giderim bu saati satın alırım. Saati çıkarmayı unuttuk gelirken. Orada bir amatörlük yaptık. Deşifre olduk ya. Saat gerçekten bak şey olarak baktın dedektif saat. Bunu yazalım. Dedektifler hakkında çok bilgi sahibi olmadığımız için bir genel sorularımız var. Şöyle bir Sayım Can'a ileteyim mesela. Dedektifler ne tür olaylara bakar? Yani dedektif nedir? Bizim ne anlamamız lazım dedektif deyince? Dedektifler özel olarak tutulur. Son derece yasaldır. Yani ancak yasal olmayan şeyler yapılınca, hani siz de yasal olmayan bir şey yaptığınız bir vakitte böyle yasal olmayan olaylar olur. Ve nelere bakar dedektifler? Genellikle hani ailevi durumlara bakabilir. Şirketler için çalışabilir. Delil toplayabilir. Bu şekildedir. Bence Sayım Can'ın hiçbir fikri yok ya. Çok bence genel de bu da Google'da değil. Çıkan ilk paragrafı söyledi bize. Bence bunu bir dinlesek mi ya? Bir kişiden daha bir dinleyelim. Bir kişiden bence daha dinleyelim. Berk'ten dinleyelim ya. Dedektifin halk arasında anlayışında bir hata var. İşte insanlar dedektif bu işte silahlı külahlı James Bond filminden esinlenerek falan bir tane de güzel bir sevgilisi var. Takip ediyor. Geri geldi mi çatışıyor falan gibi görebilir ama dedektifler aynı zamanda çok daha yumuşak karı koca kavgalarına dair, aldatma dair böyle basit gibi görebileceğiniz ama insanların hayatına derinden etki eden konulara da bakarlar. Ben şu an kendimi GTA roleplay sunucusundaymış gibi düşünüyorum. Gerçekten öyle ya. Berk de çok şey bir karakter ya yani. Berk'in sesi, gülmesi, mimikleri, hani dedektif değilsin saçı bile. Saçı olması lazım. Kesin Berk ya yani. Düşünmesi lazım. Başarılı bir dedektif olabilir yani. Üniversite veya lise. Üniversite olmadan bu işi yapamıyorsun zaten. Üniversiteden sonraki süreç çok sinirli. Niye sinirlendi? İki yıl ekstra eğitim almak gerekiyor. Şöyle, polis için nasıl iki yıl gerekiyorsa. İki yıl dedektiflik eğitim mi alıyorsunuz? Aynen. Onu bitirdikten sonra ekstra bir sene daha ekstra bir eğitime tabi tutuyorsunuz. Ben şimdi anlayamadığım bir şey var. Dedektifler aynı zamanda polis midir? Yani aynı yetkilere sahiptir diyebiliriz. Sonuçta ortak çalışır. Bir şey diyeceğim. Ben şu an şok oldum. Ben burada bir suç şoktayım. İşlediğimde beni tutuklayıp götürebiliyor musun? Kesinlikle. Hocam doğru mu bu bilgi? Bence yanlış. Bir dakika şimdi. Abi Saner atıyor. Yok böyle bir şey abi. Şimdi dedektifliğin ne belgesi var, ne okulu var, hiçbir şey yok ya. Abi belki yurt dışında falan okulu var. Peki Ufukcan'a şeyi soralım mı? Eğitimleri nedir? Ne tarz bir eğitim aldı? Bize böyle açıklasın bakalım. Yani bu üniversite konuları tabii biraz hikaye. Yani. Bu iş sahada öğrenilir. Öyle bir okuluna gideyim, eğitimini alayım. Kimse kimseye takip eğitimi vermez. Çünkü bu dedektiflik fiziki takip. Yani üniversiteye gideyim 4 yıl okuyayım. İşletme okuduktan sonra birini takip edemez. Herhangi bir bölümü yok. Ha, Kocaeli'de açıldı ama ne kadar talep var bilmiyorum. Bir de bu işin yasal boyutu da öyle polisle falan çalışmak mümkün değil. Dedektiflik gidip belge alabileceğim bir şey değil. Lan biri yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor? Peki hocam, genelde neyle takip ediyorsun? Böyle arabayla mı takip ediyorsun? Motorla mı? Araç çok. Yani trafikli yerlerde motor. Esasımız araç tabii. İki araç ya da bir araç iki personel. Biri arabayı sürer, biri resim çeker. Neyle çekiyorsunuz resimleri? Gerek yaka kamerası, gerek işte USB şeklinde kamera, gerek peçetelik şeklinde kamera, gerek telefon. Ama fotoğraf makinesi kullanmayız asla. Yani o filmlerde. Yani. Egemen'i de dinleyelim ya. Bir de Egemen'i de dinleyelim. Soru. Egemen genelde kılık değiştiriyor musun? Ya kılık değiştirmekten ziyade bulunduğum ortama ayak uydurmaya çalışıyorum o şekilde yani. Sokakta birini takip edeceğim zaman kılık değiştirmeme gerek yok. Herhangi bir insan olabilir. Bariz Belli içerikçisinde organize ediyor işte. Kim lan Bariz Belli? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya ilk oturduğumda kafamda direkt Egemen'i elemiştim. Geri kalanlarında soru işareti vardı yani. Şimdi takılabilirim. Atıyorum spor salonuna gittim. Birinin eşini takip ediyorum. Belki hocasından şüpheleniyor. Oradan birinden şüpheleniyor. Spor kıyafeti giyiyorum. Spor yapıyormuş gibi davranıyorum. Mesela düğüne gittiğinde takım giyiyorsun. Evet. Spora gittiğinde spor giyiyorsun. Olay yerine uygun giyiniyor ya. Öyle değil oğlum adamın. Oğlum normal insanlar da olay yerine uygun giyiyor ya zaten. Hani bikiniyle kafeye gitmiyorsun yani. Hayır ama işte normal sokaktayken birini takip ederken de herhangi bir kılık değişti. Şapka gözlük mözlük. Şapka takılır. Atıyorum bir mekandan başka bir mekana geçerim. O sırada hani fark edilmemek için şapka takarım, gözlük geçiririm. Evet, biz yaklaşık 40 dakikadır 50 arkadaşlar bin... kurgu yok ve bak burası 6 dakikaya düşürülmüş. Biz burada 1,5 saat falan döndüm o muhabbet, biliyor musunuz? 1,5 saat 6 dakikaya düşmüş. Daha biz bir kişiyi eleyememiştik.
tane soru ve hiçbir şeye karar veremedik ama birini elememiz gerekiyor. Artık hocam birini eleyelim. Ne diyorsunuz? Abi ben Saim Can'dan yanayım ya. Saim Can geldi. Ben Egemen'den yanayım ya. Her zaman çıkıklık yapacak. Saim Can'la daha çok konuştuk. Saim Can'ı eleyelim. Saim Can diyorum ben de. Abi teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Alkışlayalım Saim Can'a. İnşallah değildim be dedektif. Hepimiz videonun sonunda öğreneceğiz. Dedektif miydi, değil miydi? İnşallah değildin hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet, 4 kişiye düştük. Benim sorum var. Berk'e sormak istiyorum. Hiç yakalandın mı hocam? Pardon. Pardon. Ne oldu? Ben bayağı... Bir nargile söyleyelim sana. Aileler izliyorsa kızmayın, buradan da selamlar. Önermiyorum hiçbir türlü. Buyurun. Evet, bir kere yakalandım ama ondan sonra 2 sene hiçbir şey yapmadım işimle alakalı. Çünkü biraz özgüven olarak kayıp yaşamıştım. Ciddi bir olaydı çünkü. Aslında bu işi kabul etmem de enteresandı. Biraz ailemden dolayı kabul etmiştim. Çünkü önce benim dedem zaten dedektif. Ben hiç göremedim onu. Nasıl ya? Ailecek bir dedektifsiniz de. Şimdi bunların çok detayını vermiyorum ama dedem ben doğmadan yıllar önce öldü hep ama onun anılarıyla büyümüştüm ben. İşte bir havayolu şirketinin müdürü yıllar önce böyle bir tiyatrocu gibi ya. Onu tespit bakalım. Etmek için Kıbrıs'a gidiyor. Bana Kıbrıs'la alakalı bu iş gelince dedemin kalan işini ben bitireceğim gibisinden aidiyet duygusuyla yaklaştım bu olaya. Kimliğimi deşifre ettim. Yabancı gibi davranırken bir anda küfür ettim. Hay dedim. Orada herkes bana baktı tabii. Bir şey diyeceğim. Şimdi Berk'in hikayesi 4 ay çalıştıysa anca 4 ay çalışmalık bir hikaye yani. Ben Berk'e bir yıldız daha veriyorum. Şeyi de merak ettim ya. Herhangi bir kişi aranızdan böyle hiçbir ünlü için takip edilmesi daha zor bir insan için bir şeyler yapan oldu mu hiç? Bu oldu ama bu gizlilikte. Bunu söylemek olmaz. Ünlünün adını verme, ha, hikayeyi ha, anlat. Hikaye. Otelde oldu. Murat Boz. Serdar Ortaç. Ne oldu? Olay ne? Çok büyük gizliliği, o yüzden anlatamam. Mesela şeyi soracağım. Kadın şüphelendi tamam mı kocasından? Otelde dedi ki bir iş seyahati için gidiyor. Seni de tuttu, gönderdi. Ama sen onu istediğin gibi gösterebilirsin ya kadına. Sonuçta belki de o esnada birisi bir şey sormuştu. Sen orada güzel bir fotoğraf yakaladın. Kadına dedin ki evet aldatıyor mesela. Arkadaşlık çerçevesi diye bir şey var. Sen mi yorumluyorsun onu yoksa sadece gözlemlerinin sonucu mu? Benim yorumumun bir önemi yok. Ben şahit de olamam mahkemede. Benim çektiğim resmin önemi var. Peki mahkemede delil olarak kullanılıyor mu senin çektiğin fotoğraf? Avukatına veriyor, avukatı kullanıyor. Delilleri nasıl buluyorsunuz? Sana. Olay neyse, olayın üstüne gittiysek, olayla ilgili herhangi bir durum varsa, yanımızda taşıdığımız ya da taşımamız gereken ne varsa örnek veriyorum. Parmak izinin bulaşmaması için eldiven olması lazım, cimbuz olması lazım, büyüteç olması lazım, kendini kamufle edebilmen lazım. Bu delilleri bence çok iyi tutuyorsun. Bence de, aynen bence de. Böyle bakıyorlar ama. Ben Ufuk Can diyorum yani. Ben de ya, Ufuk Can diyebiliyor muyum ben de Çağrı? Diyemezsin. Bir fikir değiştirdik. Ah şöyle, fikrinizi değiştirmek istiyorsanız 100 TL ile... Ödeme mi yapmamız lazım? Aynen. Yapacaksın. Gözün görmediği yerde mecburi olarak. Oğlum öyle bir şey mi var? Parmak izini gözle. Bu Ahmet Sıtkı'nın TC'si şu diye mi çıkıyor mu? Bu adamlar çok zeki adamlar. Bilmiyorum oğlum dedektif. Kafa tak 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 çalışıyor an, anladın mı? Abi böyle. Parmak izi aldığımız zaman bizim onu kimin parmak izi olduğunu bulma gibi bir şeyimiz yok. Senin öyle bir sisteme erişimin yok çünkü zaten. Evet, parmak izini alsa ne yapacak bu adam? Eleyelim abi Egemen'i. Egemen'i eleyelim. Egemen güzel cevaplar verse de çok üstü kapalı herkesin. Egemen öğrenci ya. Egemen öğrenci. Egemen çok teşekkür ediyoruz hocam. Egemen için alkışlayalım. İnşallah dedektif değildi. Dedektif seyrediyseniz üzülürüm. Evet, kaldık 3 kişi. Zor bir üçlü. En zor üçlü. Evet, en zor üçlü gerçekten. Hocam şimdi bilmecelerimiz var. Bunlar daha çok böyle polisiye hikayeler. İşlerinden ötürü, içlerinden dedektif olanın bu hikayeye çok kolay bir çözüm ve cevap bulması gerekiyor bence. Bir tanesini soruyorum mesela. Sen deyiz Orkun'um. Yeni evli bir çift balayına çıkar. Bu balayı tatilinden sadece adam döner ve herkese eşinin çok trajik bir kaza geçirip öldüğünü anlatır. Polis adamı seyahat acenteniz aradı, eşini sen öldürmüşsün diyerek tutuklar. Seyahat acentesi bunun bir cinayet olduğunu nasıl anlamış olabilir? Kendisi haber verdiği için acenteye. Hayır. Adam bir şey unutuyor. Eşi diyor ki aşkım çekinleri yapalım mı diyor. Adam tamam diyor ama eşinin telefonundan çekini yapıyor. İkimizinkini de hallettim diyor ama sadece kendisininkini yapıyor. Evet, çok da yakın bir cevap. Adam tek yönlü gidiş bileti alıyor. Dönüş bileti almıyor. Ama Ufukcan sen hiçbir şey söylemedin. Bu benim ilgi alanım değil. Türkiye'deki dedektifler sadece boşanma davaları ve şirket araştırmaları, dolandırıcılık davalarına baktığı için cinayet
cinayet işleri Türkiye'de dedektiflere verilmez. Hala bunun arkasındayım. O zaman ben sana sorayım. Sor. Ya da hepinize sorayım. Bir adam gümrükten her gün bisikletiyle iki çuval kum geçiriyordu. Gümrük görevlileri adamın kaçakçılık yaptığından emindi. Fakat ne kadar kontrol ederlerse etsinler, çuvalların içinden kumdan başka bir şey çıkmıyordu. Gümrük görevlileri de adamın her gün geçmesine izin veriyordu. Adam gerçekten de kaçakçılık yapıyordu. Peki neyi kaçırıyordu? Yordu. Saner. Bisiklet. Bisiklette ya da üstünde herhangi bir şey taşıyor. Orada ben biraz sıkılmıştım. Kendimce küçük bir makara yaptım yani. Adam orada gelirken aslında dikkat çekmek için kendi o samimiyeti kurarak isterseniz bakabilirsin içerisinde kum var diyerek hep kendi gidip geliyordu ama aslında başka bir kişi başka bir şey kaçırıyordu. Ona yardım ediyordu. Ufukcan senin bir fikrin yine yok. Türkiye'de çünkü boşanma. Yaşanmıyor Türkiye'de. Bu da yaşanmıyoruz artık. Doğruca bir Nuri, Nuri hatırlıyor musun bu soruları? Evet. Çağrı biz ne yapıyorduk biliyor musun? Bir ara Nuri'lerle buluşmuştuk. Nuri bize böyle sorular soruyordu. Bu soruların hepsini sormuştu. Biz de cevaplamaya çalışıyorduk. Hep bu oyunu oynamıştık. Bu oyun ya zaten Google'da var evet. Bu. Evet. Sherlock oyunu. Sherlock oyunu. Alo Orkun kalksana videoyu kanka. Ya böyle yayınlar gidiyordu biz. Geldi mi şu an? Yok yayın komple yayın kapalı kapandı. Ekranı var. Ya anasını tekrar sikeceğim start. Ya. Şimdi gelmiş olması lazım. Hep beşledim. Şu an geldi. Geldi. Geldik geldik. Şu an geldi mi? Geldi geldi. Şimdi. Gel. Geliyor. Ben anlamadım ki abi. Bende drop bile yoktu amına koyayım. Nasıl gitti anlamadım. Restream şeyi çöktü herhalde. Sunucusu çöktü. Server herhalde. Gitti herhalde. Oradaki server gitti herhalde. Oradaki yayın anahtarını yeniledim. O da girmedi falan filan. Nazar nazar. Geldi mi şu an? Yayında mıyız? Yayındayız. Şu an gelmiş olması lazım. Neyse gelmiş devam. Orkun'a diyordum en son. He? Orkun'a diyordum. Aradım bitti o şaka bitti. Bu da yaşanmıyoruz artık. Doğruca bisikletti bu arada. Da ben bilerek hani bakalım ne kadar sorgulayabiliyorum. Büyüdü. Hemen böyle direkt tek attı ya. Evet, hocam söyleyeceğim. Bak Amerikan dedektif, Türk dedektif, uluslararası şey dedektif. Üçü de sanki öyle dedektif ama abi. Hangisi daha iyi dedektif biz onu bulmaya acaba çalışıyoruz. Amerikan dedektif, personal trainer, Türk dedektif. Bir Japon gemisi açık denizde yol almaktaydı. Baba bunu sen kapatın. Bir Japon gemisi açık denizde yol almaktaydı. Kaptan yüzüğünü çıkarıp masaya koydu.
koyduktan sonra duş almaya gitti. Döndüğünde ise yüzüğünü bıraktığı yerde olmadığını gördü. Kaptan hemen mürettebat içinde şüphelendiği 4 kişiyi sorguya çekmek için odasına çağırdı. Her birini ayrı ayrı 15 dakika önce nerede olduklarını ve ne yaptıklarını sordu. Aşçı, kilerden pişirmek için et alıyordum. Mühendis, jeneratörü temizliyordum. Denizci, bayrağımız çepe takla. Denizci ya belki. Şive mi geldi? Belki diye şey yaptım da. Bayrağımız tepe taklak bir şekilde yanlış asılmıştı. Onu düzeltiyordum. Telsiz zabiti de şirkete ne zaman karaya varacağımızı haber veriyordum. Kaptan hiç vakit kaybetmeden hırsızın kim olduğunu yakaladı. Bunu nasıl yapmış olabilir? Şöyle bir durum var. Japon bayrağı dedik. Japon bayrağı zaten ortasında bir işaret var ve beyaz ve siyah şey kırmızıdan ibaret. Ters dönse bile aynı şekli içinde barındırıyor. Buna ne diyeceksin? Doğru cevap. Doğru. Böyle mal gibi bakarsın işte. İkili doğru adam ikili iki yaptı. Bir düşünüyor. Bu adam her şeyi bilmiş ya. Harbi her şeyi biliyor ama bence değil. Biliyor, google'lamış. Sonra da konuyor. Bu herif var ya, bu şerefsiz 1-1,5 milyon TL falan donet okumuştur yani. Hatta ben de artık o hafıza oldu. Yana alıyorum. Pahalı okuyan yok yani memlekette. Hayat budur aslında. Sorgulamadan doğruyu bulamazsın. O yüzden güzel. Sorgulaman bu, lazım. Muhakeme etmen lazım. Ben yani, bu adam değil diyordum. Dedektifler böyle hayat dersi de veriyor mu acaba ama? Benim aldığım notlar var. Zaten son ikiye kaldığım zaman arkadaşı çürüteceğim sonrasında. Oğlum mobildeyim, yayın gelmedi hala diyor. Nasıl mobildesin ya, yayın gelmedi ya? Şey kapatıyorum hemen. Kapatıp açsın uygulamayı. Yani duymuyor chatten ki. Yazalım. Mobildeyim var diyen de var. Mobilden tıkladım direkt mobilden açıldı. Mobilden bende de açıldı. Var aynen. Var aynen. Evet. Sen şu an bir dedektiflik de yaptın yani orada kendine. Dedektif. Taner dedektif mi, çok iyi bir yarışmacı mı? Ben anlamıyorum ya. Çürütme işlemine maçın başından beri başlamış ya. Ancak bunu bir dedektif böyle yapar gibi geldi bana da. Bu adam bu kadar şeyi nereden biliyor? Bunları söylediklerini nasıl karşı çıkıyor? Bu adam bu anıları nereden uydurdu? İnternet denen bir mecra var. Açtığınız, araştırdığınız zaman istediğiniz, dilediğiniz ne varsa her şeyi görüyorsunuz zaten mantık olarak. İnternetten araştırıp da dedektifin cinayetle çalıştığın, polisle çalıştığın nerede yazıyor, ben hiç görmedim. Burada iki farklı bir düşünce var Berk. Sen ne düşünüyorsun? Hangisine yakınsın düşünce? Önce isim ver. Genel olarak sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü ben burada dedektif olsam olmasam ben bu yarışmada ben kendimi dedektif olduğumu ispat etmek zorunda değilim. Sizin bunu anlamanızı bekliyorum. Ama siz de anlayacak gibi değilsiniz. Normalde günlük böyle mi giyiniyoruz? Kimse yakalamadı. Dedektif zaten şapka takmaz, belli eder kendini. Aynen. Sen de günlük böyle giyiyorsun. Telefonumda yüz tanımadan selfilerime bakıyorum. 5 tane Berk çıkıyor. Değişiyor kılık yani. Biz onu görebilir miyiz öyle? Öyle bir imkan var mı? Yok, göremezsin hayatını. Ufukcan, atıyorum sana bir iş geldi. Çağrı seninle iletişime geçti. Dedik yani benim kız arkadaşım ya da işte eşim bence beni aldatıyor olabilir. İlk ne ben yapıyorsun? Ben öyle bir şey demem abi. Lütfen benden örnek verme lütfen. Kemal'den ver örneğini. Yani. Sevgilimiz mi var, eşimiz mi var? Ver kanka benden. Abi, tamam. Şimdi Çağrı seninle iletişime geçti. Ne yapıyorsun ilk? Şimdi iş avukattan geldiyse farklı, internetten geldiyse farklı, siteden alıyoruz biz işi. İşin durumunu sorar. Kadınların hissiyatı. Mesela beni bir tane müşteri aradı. Dedi ki benim kocamın sigara paketinde 3 tane sigara varken sigara almaya gitmez. Bu kesin beni aldatıyor dedi. Ben bunun işini aldım, takip ettim. Gerçekten öyle. Nasıl yani? O bulmuş zaten abi o zaman. Sizden gerekli bilgiler alıyorum. Nedir bunlar? Ev adresi, iş adresi, güncel resim, araç plakası. Gerisi sende mi? Komple sende ondan mi gerisi? Ondan sonra bir ekip görevlendiririm. 2 kişi bir araç. Sabah evden çıkışını alır. Akşam eve giriş sürecine kadar takibini yapar. Gittiği yerler, görüştüğü kişiler. Burada ekip muhabbeti var hep mesela. Diyor ki tek olmuyor. Araba kullanırken nasıl hep resim çekeceksin? Öyle mi hocam? Mümkün değil. Yani bu çalışma prensiplerine göre değişen bir şey. İş belli, işleyiş belli, kişi belli. Kişiyi takip ediyorsun. Kişiye niye ekip tutuyorsun? Abi beynim. Eğer ki bir gün başarısız olursak cihaz takmadan, ertesi gün eşine cihaz veririz. Arabayı cihaza koyar. Konumdan takip ederiz. Gittiği yerde resim çekeriz. Bu iş böyle işler. Siz eşiyle işbirliği de yapabiliyorsunuz bu noktada. Zaten eşiyle işbirliği yapıyor. İstemeden niye takip edeyim ben? Eşi beni arıyor ki. Ya benim eşim yanımdayken sen ararsan bugün böyle lan kapat falan olmasın yani. Gerçek dedektifler müşteri yazmadan yazmaz ya da aramaz. Mesela evde oturuyorsun. Seninki geldi mi diye mesela atıyorum. Yazıyor musun? Oğlum bu adamlar sapık değil. Bu adamlar Allah Allah. Kuşum adam. Seninki. Sonra kadın evde şey yapıyor. Geldi yine seninki. Dedektifine mesaj atıyor. Hocam gitti gel aşkım. Hocam geldi yazma. Seninki geldi yine. Pislik oturdu amına koyayım koltuğuna. Geldi mi ne ya? Ben buldum abi. Hazbullah. Bence Ufukcan dedektif abi. Bir kişiyi eleyin. Berk neci? Güzel bir tiyatrocu. Dedi ki bir de ben dedektif olduğumu kanıtlamak zorunda değilim, siz anlayın. Şimdi kendini kanıtlamaya çalışıyor mesela. Ben ikili konuşmalara girmiyorum, gerek yok. Sen dedin ya finale kalırsam ben hani notlarımı aldım. Biri buydu mesela, diğerlerini seçerseniz finalde görürsünüz. Biz Taner'i elersek Taner bizi artı Ufukcan'la Berk'i dövecek mi? Yok abi dövmez, rol play yapıyor ya. Başıma bir şey gelmeyecekse Taner diyorum. Taner dövmez, dövmez de. Gözünle
yerinden düşeriz yani. Taner diyorum ben de ya. O zaman bana müsaade. Abi teşekkür ediyoruz. Sana müsaade vallahi. Sen dedektif çıkarsan onlardan daha çok hak ettin. Onu söyleyeyim yani. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Müzisyen ya, abi adam oğlum ya. Oğlum işte bak ya. Evet. Ben orada, dedim ama müzisyen. Si bemolden anladım ben o aşklar. Yani orada bir de name geldi. Bir cilalama denir ona Orkun'un. Oh çok zorlu bir hangisi evet, gerçek oldu. Evet arkadaşlar son ikiye kaldık şimdi. Orkun'un taklidini yapıyor. İkiniz de geldiniz. Sonra neler olacak? En zor bölümlerden bir tanesi oldu gerçekten. Finale kaldık. Daha önce dedektifi elemediysek eğer ikisinden biri dedektif. İkiniz de çok dedektifsiniz abi yani. Biz full artı full mi gidiyorduk programda? Yok. Önceki bölüm tutturamadık galiba. Onu bir tek ben bildim galiba orada. Lan nerede sen bildin? Sen yanılttın bizi hatta o çift. Gidin izleyin videoyu ondan sonra muhatap olalım ya. İzlemeye gerek yok abi gelsin şuraya. Bu gece sonra... Onlardan daha iyiydik dedin. Biraz sonra... Bu kıza! Biz program yapmamış şarkı söylemiş. Berk sen 94'lü müsün? Yaş kaç? Yaş çok söylemeyi tercih etmiyorum ben ya. Ben 95'liyim çok rahat söyleyebiliyorum. Cihaz söyleyin bize. Cihaz ne kullanıyorsunuz? Böyle değişik hiç duymadığımız cihazlar söyleyin. Şöyle bir cihaz var işte. Takip ettiğimiz en adamın poposuna sokuşturuyoruz da adamın kan datasını çıkartıyor bize. Öyle cihazlar devlette tabii ki var. Olay yeri incelemede. Ama onlardan bizde yok. Çünkü biz cinayet çözmüyoruz. Bize fotoğraf makinesi yeterli. Ya da en kötü eşleri, kocalarını ya da karılarını dinlemek için arabanın içine cihaz alıyor. Ya da takip için cihaz alıyor. Benim anladığım ne biliyor musun dedektiften? Bizim filmlerde gördüğümüz, hayal ettiğimiz bir iş değil. Yok kriminal bir mevzuya girdim, yok oradan rest istedim, kumarda kalktım. Bu adam dedektif abi, evet, gerçekten abi. Dedektif. Yalnız siz bir şey kaçırdınız herhalde. Demin söylediğinden sonra ben sadece bir dedektif olduğunu anladım. Farklı isimlerde şeyler söyleyin dediniz ya. Bir tane bile söylemedi ve dedi ki bunlar polislerde var, biz deniyoruz. Biz kendimize yatırım yapmak istiyorsak zaten bizim ülkemizden hem yurt dışından ürünler getirmek zorundayız. Benim çok çeşitli ürünlerim var yani. Ne var mesela? Ne var bende? En sevdiğim algılayıcı sensördür. Çünkü onu koyduğunda eve kim girdi çıktı kimse anlamadan haberin olur. Bu ürünün markası ne? Sagates. Sagates. Evet. Ben bu soruyla konuyu bitiriyorum. Beer glass'ın var mı? Beer glass'ın ben kimyager falan değilim. Beer glass'ı ne kullanıyorum? Beer glass'ı. Ne var? Beer glass sana. Teşekkürler. Çözdüm. İkinciyi söyle. Başka bir ürün söyle bize. Tabii ki. Bu da ısı ölçer. Buradan da şeyi anlamaya çalışıyoruz. Bazı insanlar tepkide çok alkol aldığında ya da ilişkiye girdiğinde çok ani kalp atışlarına göre nabzı arttıkça yağ yakımı başlar ve ısı derecesi de artar bünyedeki. Sen inanmak istiyorsun dostum. İnan. Sen bu Spider-Man'e inanmak istiyorsun. Ben ne yapayım sana yani? Adamın mesela cinsel seks yaptığını o zaman nasıl anlayacak? Cinsel seks ne demek ya? Cinsel bir seks yani. Cinsel olmayan seksi bana anlatır mısın biraz? Var örnekleri var da şimdi. Burada göstermemiş haliyle birebir şimdi. Sen bir anını anlat. Başına gelen enteresan bir olay. Bir tane kadın takip istedi sevgilisi. Aralarında yaş farkı var. Takibini yaptık. Maltepe'den Kadıköy'e aldık takibini. Eve ya gidelim. Berk diyor ki videoda kesmişler bak. Berk diyor ki yatak odasına diyor ısı şeyini ölçer koyacağım diyor. Hareket sensörü koyacağım diyor. Anladın mı? Bu hırsızlık için kullanılıyor. Babacığım adamın zaten yatak odasına giriyorsun. Isı ölçerine kadar her şeyi ver bir sikimi koyabiliyorsan amına koyayım. Dedektifi niye tutayım ben ya? Kadın şimdi eşi adamın evine girip ısı ölçer kadar oraya kadar koyabiliyor madem. Ulan baba dedektifi niye tutuyorum oğlum o zaman ben? İnanmıyorum Berk dedektif. Spoiler falan vermedim abi. Ha siz spoiler gibi algıladınız sizi yanıltmış oldum o zaman. Hayır hayır anlayamadığım kısımları ben size aktarıyorum. Şimdi açıklayacaklar hepsini. Kadıköy'de kiralık eve. Sevgilisini çağırdık çünkü biz apartmanın içine müdahale edemeyiz. Özel mülk. Niye vücut sıcaklığı ölçer taksaydınız? Biz takamıyoruz onu ya. Takan firmalar var ama biz takamıyoruz onu. İçeriyle görüştü. Orası da yasa dışı bir evmiş. Adam cinayet ben olmuş. De burada RP yapıyorum. Erkekle birlikte oluyormuş. Ya laf çakıyorum güya oraya. Ama sonunda zorluyoruz tabii. Erkekle aldatıyormuş. Böyle bir hikayem var. Gerçekten. Cigoluk aldatma sayılmıyor. İş diyor. Peki bu mevzu ne oldu sonra? Nasıl sonuçlandı? Kadın otelciyle arkadaş oldu. Kadın çocuktan ayrıldı. Bu yani. Galiba Ufukcan avukat ya. Avukat kadar bilgim var ama boşanma avukatı. Ceza bilmem. Bence bak, Ufukcan avukat he. Berk dedektif abi. Avukat olma ihtimalim var Ufukcan. Yanlış anlamıyorum. Arkadaşlar kadar gözümde çok büyütmüyorum. Biz basit insanlarız. Araba takip ediyoruz. Resim çekiyoruz. Bizim bir özelliğimiz yok ki ekstra. Benim işime saygım var. Kriminal Bilmiyorum, bana göre şeyler değil. Ha öyle bir şey yapıyorlarsa da valla bravo derim yani. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Umut'un ekstra bir şey söylemedik hiç yani. Ben de ahbabım. Arkadaşlar bu arada gerçek dedektif elenmiş olsa bile program devam ediyor. Bunun bilgisini vereyim de ona göre izleyin.
Ufukçu. İsimlere, isimlere bak, dikkat etmiyorsun. Nasıl dedektifsin sen? Yok, ben sana... Berk olmayabilir. Ben abi sabahtan beri Ufukcan diyorum ki zaten. Ya Allah belamı versin Ufukcan, diyor muyum demiyor muyum? Gözünü seveyim artık, yeter be Orkun be. Ufukcan, ben buraya geldiğimizden beri Ufukcan gerçek mühendis neydi, dedektif? Ya sen de sen konuyu bilmiyorsun. Ya. Ben bir soru daha sorun isterim. Çünkü Ufukcan hiçbir soruya cevap vermedi. Ama bak, Ufukcan'da şu ses yok mu? Mesela kadın aradı, kocam beni aldatıyor. Al ablacım, halledeceğiz ablacım. Model iyi değil mi? Bir bak. Nasıl bildin? Tamam ablacım, hallediyorum tamam, ben. Tamam, çok dert etme. Zaten ülkede bunlar mesela, oluyor. Berk'le onu kuramazsın. Şimdi sizin maddınız. Bir diyaloğu yapalım bir. Sen ara yapalım. ara Ufukcan'ı aradın. Alo. Ben kadın olarak ne ararım ki? Sen kadın eşin seni al. Erkek olarak erkek ol. Ben de kadınınmışım. Tamam. Alo Ufukcan Bey. Efendim buyurun. Sevgilim Kemalettin'le ben şüpheleniyorum bundan. Vücut sıcaklığı sürekli sıcak geliyor eve. Peşine takılabilir miyiz bakalım, ne yapıyor? Çözebilir miyiz yani sence? Nereden arıyorsunuz bizi? İstanbul'dan arıyorum. Tamam. Aracı var mı? Aracı var. Aktif çalışıyor mu? Aktif çalışıyor. Haftalık takip programlarımız var 7 gün üzerinde. Tamam. Bizden gerekli bilgiler alıyoruz. Ev adresi. Yani nedir hocam? Haftalık 7500 TL. Kaç bin TL? 7500 TL. Teşekkürler, iyi günler. Ben bir de Berk'i arayayım. Rakipten bir alternatif alalım. Bütçe alalım. Berk Bey'le mi görüşüyorum? Benimle iletişime geçmek istediğiniz için teşekkür ederim ama sizle daha fazla konuşmak için referans maili almak zorundayım. Kapattım abi. Allah aşkına kapattım yani. Anladın çünkü mı? Çünkü bu benim iş hattım. Ama zaten beni karım aldatıyor olabilir. Zaten canım çok sıkkın Berk. Niye sen beni bir de yoruyorsun ya? Tuzum kurup. Kaç tane dedektif tuttunuz? Ben bir tane tuttum. Hiç öyle değildi. Çıkıyorum. 2 metre var aramda. Adamla göz göze geliyoruz. Telefon çıkartıyor. Yüzüme dayayıp çekiyor. O videodan sonra seni çok andık biz. Çünkü sen o videoyu çıkardıktan sonra AdWords tıklamaları 3 katına çıktı. Öyle mi? Maliyet bize çok girdi o zamanlar. Ulan ne bileyim ben. Genelde sana müşteri nereden geliyor? Genelde kimlik bilgisi çok fazla tercih etmiyorum. Dilden anlamaya çalışıyorum nereden geldiğini yani. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Türkler bile İngilizce mesaj atıyor yazılması için yani. Niye, sizin şirketin adı, sitesi mi İngilizce? Hayır, sistemi de yok. İlk ulaşan nasıl ulaştı o zaman referans? Öyle bir communication'ınız olursa siz de öğrenirsiniz. Sen nereden pazarlamasını yaptın bu şeyi? Ya Berk dedektifse sen sıçtın bu arada, onu söyleyeyim ben sana. Büyük sıçtım. Seni artık 6 ay mı takip eder, 1 yıl mı takip abi eder? Senin o yediğin bokları çıkarana kadar bu adam peşinde izler. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben burada Berke veya Ufukcan'a kişisel bir şey sormuyorum. Ben burada bu meslek grubuna ait ayarlamaya çalışıyorum. Ben deşifre olmak istemiyorum. Yani alttan 0500 diye numaramı mı vereceğim? Abi bir şey diyeceğim. Onu geç de. Ufukcan az önce dedi ki, sen dedi 5 yıl önce ben dedektif videosu çektiğim zaman dedektif kelimesiyle reklam veriyor onlarda site olarak, reklam fiyatları arttı. Bunu ancak bir dedektif bakabilir buna zaten. Evet abi, dedektif kelimesinin reklam fiyatının arttığını nereden bilsin başkası, dedektif olmayan adam. Ne oldu biliyor musun? Nerede benim kameram? Şuraya yazdım diye gösteriyor ya. Ben dedim ki, bak Berk dedim, böyle yuvarlak içine çizdim. Gösterdim ikisine de, evet evet dediler. Ama bu da olabilir dedi Çağrı. Oraya Ufukcan yazdı, gösterdi. Bu Ufukçu yazının şeyi o. Sanki ben buna Süleyman yazmış gibi davranıyor, anladın mı? Yine Ufukcan yazdım abi. Sen mi bildin, sen mi bildin? Zaten üç kişiydik. Bak her program bu dönüyor. Ama yorumlarda da görüyorum. Sağ olsun izleyiciler de bunun farkında. Ufukcan'ı kamera aldım orayı bilmiyorum ama seninle bir iletişimimiz oldu bireysel. İlk başta herkes oturuyorken. Hatırlıyor musun? Sana şöyle yaptım. Vallahi görmedim. Ya sen ne anladın oğlum? Sen nasıl bir yalancısın lan? Şöyle yaptın, sen de böyle yaptın. Oğlum bu. Ben dedektif videosu koyduğum için kelime hacminin arama fiyatı arttığından dolayı ve sen bunu bildiğinden ya dolayı... Her program aynı şey oluyor abi. Her çekimimizde aynı şey oluyor. Ben tahminim, ben biliyorum, tahmin ediyorum, tamam mı? Sonra diyor ki onu da demiştin, bunu da demiştin. Abi bunu dedim abi. Kesilen sahneleri ne var? Ama işte kesilmiş olduğu için. Daha yaklaşmışım Çağrı. Ödül yok mu bana? Yok. Yaklaşmışım ne demek ya? Zaten yakın oturuyorlardı Yağmur. Hayır. Berk de kalmış ya. Nesin? Bırak o böreği artık. Nesin dedi. Yemiyorum ya. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ ol. Bir ara yap da getir ya. Börek güzel yapıyordun. Artık yapıp getirmiyorsun, hep kendin yiyorsun. Yapıyor, tam getir. E ne olacak, 3 tepsi fazla yapıver ya. Tamam, yapacağım.
dolayı %1 milyon sen diyorum. Yani hani bu evet, çok o, detay. O. Yani mümkün değil. Herif hemen 5 yıl önceki videoyu izlemiş. Hem de o sırada zaten bir web sitesi varmış. Reklam veriyormuş. Fiyat artmış. O işleri değiştirdi. O, o. Karar verme nokta mı oldu? Yoksa Berk diyordum ben. Vallahi geldik finale. Biz kimin dedektif olduğunu düşündüğümüzü kağıtlara yazdık. Göstereceğiz. Herkes arkasını dönecek ve dedektif olan kişi bize kendini gösterecek. Aç hocam. Ben Ufukcan diyorum. Aa, burada da Berk varmış. O en son ansaydım belki yapabilir. Ufukcan diyorum çünkü en son dediğin gibi güzel bir şey çünkü yakaladı ve söyledi. Ama bak o da yalansa eğer ona da çalışmışsa adam değilse ve yok reklam geliri arttı da veremedim bilmem ne falan gibi muhabbete girdiyse de 10 numara 5 yıldız bir oyunculuktu. Ben normalde son dakikaya kadar Berk'e daha yakındım. Daha böyle profesyonel ayrı işler yapıyormuş gibi geliyordu ama Ufukcan o rahatlığıyla lan Türkiye'de benim anladı yani zaten var falan deyince beni aldı yani en son reklam muhabbetiyle de Ufukcan. Ben de Ufukcan dedim. Ben Ufukcan dedim çünkü Ufukcan ilk geldiğinde gözündeki o şeyi gördüm Ufukcan'ın dedektifçiliği. Ufukcan sana dedektifçilikte başarılar. Lütfen kesme benim bildiğim yerleri artık Orkun yeter. Sanki diğer... Estağfurullah yarabbim ya. Ben de Ufukcan diyorum. Yani Saner Berk Ufukcan üçlüsü arasında inanılmaz böyle bir git gel yaşadık. Egemen'le Sayımcan'ı nispeten daha kolay eledik ama şimdi Saner çok iyi oyuncuydu. Oğlum Berk değilse eğer... Evet abi oyundan... ben... Niye Berk'e vermediniz ha madem Berk'ti? Yani o reklam olayı bitirdi. Hocam 5'ten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1, dön! Aaaa! Ufukcan çıktı! Adam döndü abi. Bir dakika 95'li dedektif nasıl oluyor ya? Küçük mü 28? Sen kaç yaşın? Ben 96'lıyım. Tamam. Ama ne bileyim dedektif deyince böyle 40 plus oluyor ya. Ya gödünüze büyük mü? Dedektifi böyle büyük bir şey değil. Teşekkür ediyoruz. Tebrik. Bu adam da bak bak. Ufuk da sürekli amına koyayım bir şey diyor. Biri yorum yapıyor bak oralar yok. Seni kesin. Diyor ki bu kadar abartmayın ya diyor. Böyle bir şey değil abi ya dedektiflik diyor. Sürekli ama yani anladın mı? Esnaf bir dedektif. Ha, zaten bak onu da demiştim ben. Bu adam esnaf dedim ya. Abi böyle bir şey değil ya diyor ya. Amma abarttılar ya diyor. Hepiniz inanılmaz. Ben oradan yakaladım. Ben dedim kesin dedektif bu dedim ya. Bir dakika Berk sen oyuncu musun? Ben çok şaşırdım. Hayır. Ne iş yapıyorsun ben sen? Ben basketbol antrenörüyüm. Oh ne alaka bu kadar ya. Çalıştın mı? Hayır. Küçüklükte aile arasında komediye yatkınımdır. Dede peki dedektif mi? Dede dedektifti. Ha gerçekten dedektifti evet. Dede. Bilgiler oradan mı geliyor? Yok her şeyi salladık. Saner sen müzisyensin. Kas direktörüyüm. İzlediğimiz dizilerde dönem işlerinde giden oyuncuların büyük bölümü benden gidiyor. Ben... Bu arada Yağmur'un arkadaşı Eda Ece var ya bu çocuk kastını alıyor ilk. İlk bölümüne bu çocuk sayesinde Eda Ece şimdi gördüğünüz konumda. Ben seçtiriyorum yani. Çok aynı doğru. Zamanda nitelikli iş olduğu zaman oynuyorum öyle. Taner de çok iyi oynadı. Bayağı oynadı yani. Ben bayağı Amerika'da hani bu adam dedektiftir dedim mesela yani. Yani bir yalana inandırayım dedim. İnandıramadım. Olay da iyiydi olmadı. Egemen sen ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim ben. Yıldız. Dedim abi öğrenci. Öğrencisin her yerinden öğrenci. Sen nasıl akbili bilmiyor metrobüse bilmiyorsun? Motosiklet kullanıyorum. Hocam siz? Sizin tahmininiz var mı benim için? Benim var. Ressam. Dil uzmanı. Ya yazar ya da yazar ya. Ben radyo sunucusuyum. Aynı zamanda çeşitli etkinliklerde şovmenlik yapıyorum. Onun haricinde şirketler için sokak röportajları olsun, YouTube içerikler üretiyorum. Dedim ama başta konuştuğu bir içerik, bir şey var. Hocam şey nereden çıktı ya? Isı dedektörü yatak geliyormuş. Ben orada koptum zaten abi. O sensör evet ne sensörü o ya? Sagatek ne ya? Bir şey dedin Sagatek. Sagatek. Ben çok fena uydururum. Kapatayım o zaman dükkanı. Bir like atmaya, abone olmaya üşeniyor insanlar. Abone olacak adam kaldı mı Orkun'um senin kanalına? Oğlum %60 abone hala ya. Şaka yapıyorsun. Ha, %60 değil %40 abone hala. %60'a abone değil miyiz? Abone olmayanın peşine dedektif takılsın hocam. Bence bir sonraki seriye ne istediklerini yazsınlar abi. Yorumları alalım. Evet ya alalım. Sizden de güzel şeyler... öneriler geliyor bu arada yorumlara bence. Bir de bu içeriği satacağız Allah aşkına bir destek olun abi. Evet ya. Bir herkes bir elinden tutsun şu içeriğin ya. Güzelim bir... içerik yapıyoruz. 10 saat uğraşıyoruz burada. Bunun kurgusu bir hafta sürüyor. İnsanların gözleri kanıyor, elleri parmakları kanıyor kurgusunu yaparken bunun ya. Devam edebilirim. Abiler çok teşekkür ediyoruz. Hangisi gerçeğin bu bölümünün de sonuna yine sesleşti. Sen yap bunu hadi. Hangisi gerçek dedektifin sonuna geldik. Dedektifimiz Ufukcan çıktı gerçekten çok eğlenceli bölümde. Siz de bu bölümü beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çağrı'nın Instagram'ını da aşağı bıraktım. Zaten Kemal'in ihtiyacı yok. Bak işte. Hadi görüşürüz. Yürü kapat bir kere.
Son dakika orospuluğu yapmış Pezeve. Abi. Ben koyacağım şimdi Instagram'ını, kapattıracak bana ya. Güzel olmuş. Aha, Bilal ne güzel yorum atmış lan. Ne demiş? Çağrı her bölümde çok rahat bir şekilde hangisi gerçekse ayırt edip sonrasında diğerlerini ikna etmeye çalışıyor. Bu formatta bence Çağrı Orkun ve Kemal'den daha başarılı demiş. Teşekkür ederim canım. Oy. Müthiş seri, lütfen bu kadroyu bozmayın, böyle devam edin. Hangisi gerçek hakim gelirse çok güzel olur. Ama orkestra tabii... şefi mübarek. Allah razı olsun. Virtüöz. Bu adam da durmadan bir şey yiyor ya. Siz Riot'tayken Ercan Aga. Güzeller dedin o zaman. İkbal'cim çok teşekkür ederim. Çağrı'nın sinirini zaten Kemal Açı arkadaşına bayılıyordum. Orkun'la da çok iyi ekip olarak kesinlikle devamı gelsin demiş. Sağ olsun. Biz Riot'tayken işte. Biz işte Orkun'la ilk Riot'ta tanıştırmıştık. Yeterli F yap da rahatlayalım. O ne demek lan? Neye bakacağız yeterli F yapıp? Yapmadım. Yani yeterli F yapıp kendi ismini arat diyor. Oradan direkt kendini bul diyor. İki tane mesaj var amına koyayım. Onun için niye yaptın? Abi bir mil yazsana CTLF yazıp acaba çıkacak. Amerikan dedektif. Saçma sapan videonun altına bu tarz yazmayın. Olabilir bu arada. 7 saat önce iki tane beğeni gelmiş. Mobilden yapmıştım. Bunu sildim abi. Kalmış arada öyle. Şunu yeni yapalım. Hangisi gerçek ekonomist gelsin sikseler bilmezler. Ülkedeki elini sallayan ekonomiste çarpıyor. Orkun abicim, Kemal abicim, Çağrı abicim, sizin arkadaşınız ekibin sizler çok seviyor. Video çok güzel, eğlenceli bildirirsiniz. Hocam bunu... Bu yorumunu ama herkes okuyamaz ki ya. Çarıkçan abinin sağ memesi. Bak işte. Mehmet sen yorum atmazsan sevinirim ya. Hangisi gerçek gurme? Torbacı versiyon. Samer abinin 2,5 santimlik pipisi. Samer değil oğlum ya adamın adı. Çağrı abi beni matematik hocası dersten kaldırdı, halleder misin 40 yaş üstü? Halleder misin diyor ya. Hangisi gerçek MILF? Gerçekten ama şakası söylüyorum abi, yapılmalı yani bu. 2 dakika sürsün değil mi mami video? Yani hangisi daha yaşlı? Direkt giriyorlar ve biliyor değil mi İbo? Bir şey diyeceğim, siz bu içeriği satarsanız biz bir daha izleyemeyeceğiz mi? Çok saçma. Kanka öyle değil ya. İzleyeceksin ya yine. Değişik bir yorum gelmiş. Güzel yorumlar, okey ya. Gerçek dedektif zaten buraya yazmış abi, bak Tuğba Avaşer. Hemen hemen hepimiz müzikten sonra bildiğiniz gerçek müzisyeni bul diye olabilir. Onu anlarsın ki baba, iki sorusuyla anlarsın ya. Gelen haberlere göre Ercan abi de dedektifmiş. Evet Karaman. Nereden geldi? Nasıl anladın Karaman? Karaman üzülüyor mu, böyle bir boşluk oluyor ya, bir sessizlik oluyor. Ben mi? Yo. Yani bir cümle kuruyorum, böyle sessizlik oluyor falan. Ben Mert değilim ya. O Mert de oluyor. Şarkıcı başladı. Dede ve sesi anlaşılmadı. Hangisi Twitch değil ay beyincisi diye gelsin. Kemal ve Çağrı Asit performansı o zaman belli olur. Biliyorsun ki ama hangi... Tanınır o aynen. Tanıyorsun ki zaten. Tahmin çok
Kolay olur yani o. Bir de genel olmaz. Ben niye böyle cevap veriyorum? Torbacı olabilirmiş ama. Güzel güzel. Hangisi o? OnlyFans içerik üreticisi. Güzel. Orkun çok şakamı kesmişsiniz Orkun. Lütfen abi. Bütün şakalarım kesilmiş ya neredeyse. Eskisi kadar şaka yapamıyorsun. Ya siktir git amcık. Yaptığım şakaları sen hiç kimseye gülmedi. Şöyle attım chat'e buradan tıklarsınız. Orkun şaka yapsa öğütüm konuşma kesin çağırın sıfır ki evlenebilirse videoyu. Dostum yapılıyor da şimdi çok konuyu açıyor. Konuyu açıyor. Burada bak buradaki video 28 dakika. Bizim bu çekimi 4 saat. 4 saat. Şimdi onu kurgularken de zor abi onu şey yapmak yani. Kesmek, biçmek. Çünkü bir şey söyledi mesela onun üstüne bir şey konuşuyorsun. Onun üstüne bir şey daha konuşuyorsun. Oradaki şakaya da koyamıyorlar. Öyle olunca tabii. Abi hangisi gerçek gibi o yapın? Bir sürü benzeri var amına koyayım. Abi telefondan duman yanılmışımdan kaydetmiştim. Yayın dışı da olsa dinleyip yorumlayabilirsen çok severim. Kulak sağlığım için %50 ayarında sesle dinlemeyi tavsiye ederim. Biraz ayrı kaçmış orta saha sonlara doğru. Abi link atana kadar sen şarkıyı... Zaten link gelmemiş yani. Bir önceki Instagram profilin daha güzel. Tekrardan onu yapar mısın? Neydi ki o? Bir saniye. Ben bir çişe çıkayım. Köpek gitti. Sahibi geldi. Giderken ama öyle bir gitti ki. Üzüldün değil mi? Bana döndü koştu lan biliyor musun? Bıngıldı gibi yapmadı değil mi nankör bıngıldı harbi gibi? Mi? Nankör bıngıldı gibi yapmadı. Ya. İyi. Leblebiçka. Nankör bıngıldı gibi yapmadı. Nankör hiç. Harbiden var ya. Kangal alalım ya. Bak sahibinin kucağına atladı. Sonra baktı ben ilerliyorum. Bana geri döndü. Nasıl bağırıyor ama? Ah lan. Leblebi kimin köpeğiydi? Bir arkadaşımın sevgilisinin köpeğiydi. Geldi. Sonra beni peşimden gelmeye çalıştı. Lan yırtacak ya. Boynunu yırtacak amına koyayım bana gelmek için. Sonra geldi üstüme atladı. Şurada var ya 3-4 günde ne kadar alışmıştık birbirimize ya. Bu arada arkadaşlar o gün eve sıçmış. Bir de dışarı çıkardık dışarıda sıçmış. Nasıl ama nereye sıçmış biliyor musun? Normal nereye? Bezine sıçmamış şerefsiz. Baterinin arkasına yere sıçmış. Ben affedersiniz. Baterinin arkasına sıçmış. Ben boku buldum da kurumuştu bok. Oğlum ya yerim onun bokunu. Duruyor istiyorsan göndereyim. Oraya sıçmış bir de dışarı çıkarttı bir daha sıçtı dışarıda. Dayım tutmuş biraz sonra salmış sonra tutmuş tekrar kıyamam. Ya veya belki de bir gün önce de sıçmış olabilir belki. O gün değil bir gün önce de sıçmış olabilir. O boku çünkü orada bulmamam normal. Mert'cim hoş geldin. 14 ayın ve çağrı. Bugün doğum günüm by the way. Seviyorsun aşk pancarım. Sağ ol. 14. ayın kutlu olsun Mert'cim. Doğum günün de kutlu olsun. Nice mutlu yıllara Mert. Bateri çalışsam bulurdum ama çalmadım abi. Sen de biraz alkollüydün abi. Sen sıçmış olabilirsin. Lan ben sıçsam yani bezime sıçarım amına koyayım. Oraya niye sıçayım? Hastalıklı. Kedi alacağım mı ya abi kedi?
Ya kanka kedi alacağım da fiyatı çok çekti ya. Fiyatı çok çekti. Kedinin de hiçbir konuşuruz, özelliği yok. Alma, sahiplen abi. Ya yok oğlum öyle olur, iş mi olur? Sahiplenme, al. Satın al. Sahipleme satın al. Ya çok korkuyorum biliyor musun? Onu mutsuz ederim diye. Rahatsız olur, söyleyemez. Amına koyayım bir şey olur. Kaldıramam. En kötü satarsın abi. Sen İçime kapanırım. Ünlüsün, pahalıya da gider. Planlara bak. Satar mıyım? Tabii abi. Sen bir story atsan, bir 5-10 kağıt. Arkadaşlar story'de görmüş olduğunuz kediyi satıyorum. İlgilenenler tıklasınlar. Açık arttırmayla satarım bir de ben. Twitter'a düştük, hadi hayırlı olsun. Sen bugün benim videolarımı niye çektin ya abi? Neden? Bilmem, merak ettim, bir an aklıma geldi. Senin videolarını çektim. Story atacaktım. Kırmızı alarm. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.